Harvard Plus'a hoş geldiniz. Sizden Gelenler serimizin 55. bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtlayacağız. Aydan Beyciğim ile. Şimdi ilk iki soru çok böyle hızlı sorular. Birini Eray HKC, birini de Şükrü Bayram Tunç sormuş. Eray Mi Note 10 incelemesini, Şükrü ise Meizu 16 XS incelemesini sormuş. Her iki cihazın da büyük ihtimalle incelemesi kanalımızda olacak ama çok yakın sürelerde değil. Mi Note 10 da şu an Meizu 16 XS'de elimizde yok. Çok yakında. Aynen. Onu yani edinmeye çalışıyoruz. Aklımızda büyük ihtimalle olacak. İnşallah çok geç olmaz. Hadi iki sen oku. Serkan Kiper sormuş. Huawei'nin Türkiye'deki servis kalitesini nasıl buluyorsunuz demiş. Bu soru galiba 2-3 kere falan bu seride toplamda geldi. Bir genel geldi, bir Huawei özelinde evet, benzer geldi, bir markalar geldi. İçin falan geldi. Yani bizim ofiste birebir Huawei servisiyle bir deneyim yaşayan yok. O yüzden kendi tecrübemizden yola çıkarak bir şey söylememiz mümkün değil. Ama ben işte izleyenlerden, sosyal medyada insanların konuştuklarından genel memnuniyetin iyi olduğunu görüyorum. Ama memnuniyetsizlik duymadım ben en azından. Evet. Ya şu son dönemde hatta Samsung ve bir kere hatta burada videosu da çekildi. Apple dışında o 500 şarj döngüsü dışında diğer markaların hiçbirinden ya servise gittim şöyle bir sıkıntı yaşadım falan diye duymadım. Bizim Samsung videolarından sonra özellikle işte Huawei'yi kolladığımıza dair bazı yorumlar sonrası biz YouTube kanalımızda yine galiba sizden gelenlerdi. Ben özellikle çağrı yaptım yani Huawei teknik servisiyle ilgili bir sorun yaşayan varsa gelsin anlatsın ki hani şeyi kanıtlayalım yani kimseyi bilerek isteyerek yermiyoruz. Tamamen bize başvurup gelen kullanıcının hangi markayla artık ne yaşadıysa onunla alakalı bir şey. Şu ana kadar da hiç bizim işte bu teknik servis videolarına Huawei için başvuran olmadı. Demek ki iyiler yani hani öyle şu an için bir problem görünmüyor en azından. Şey yapıyoruz, bilgi alıyoruz. Samet Kuzucuoğlu, Android kısmının anlaşma sağlayamaması ve Samsung'un Türkiye'den çekileceği haberlerini ben bir satış hamlesi olarak görüyorum. Anlaşma zaten sağlanacak. Küçük anlaşmazlıklar olsa da müşterilerini sağlamlaştıracak ve satışların arttırma hamlesi olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki fikriniz nedir demiş. Vallahi Samet bence Samsung'un bu şeyin sızması, böyle bir kararın sızması Samsung'un lehine değil aleyhine bir durum. Çünkü çok mesela ben de yorum okudum. Madem öyle ben de Samsung'a destek vermeyeceğim bundan sonra şeklinde. Hani çok satışları arttıracak bir karar gibi durmuyor bana göre. Ya yani o bir söylenti yayıldıktan sonra hani kararın işte pardon yalanlanmış olmasına rağmen hani insanlarda şey oluyor mesela bu Huawei'nin Google sorununda da özellikle çok fazla hem arkadaş çevremde hem hani takipçilerimizden soru geliyordu. Ya ben Huawei telefon almak istiyorum ama hani ne olacak? Hatta piyasada olan telefonlar için soruldu. Belli durum bence Samsung tarafında da yaşanabilir. Hani bu sefer kullanıcı şimdi telefon almak isteyecekse mesela A30s falan filan çıktı. Hani yenilerinden bir tane almak isteyeceğinde bile bir şüpheye düşecektir. Ki onlarda bir sorun yok. Ondan yani, sonra çıkacak aynen, cihazlar. Yani aynı Huawei'de olmayacak. Sadece Samsung'a değil Türkiye'deki bütün markaları kapsayan bir durum bu. Şeyden sonra biraz daha artık işler belli olur. Hani 2020'ye geçeriz işte S11 başta olmak üzere cihazlar geldiğinde tamam hani adamlar telefon getiriyor ya da herhangi bir sorun yok aynen durumunu görmek lazım. Tabii ondan önce de Google'la bu rekabet kurumu arasındaki problemin de çözülmesi lazım. Şu anda zaten dün akşam okudum şeyde olmuş Mobisat'la Google aracı şey olarak görüşmüşler ve bu süreç devam ettiğinde sanırım artık yıl sonunda belki de ocağın başlarında ya da ne zaman çözülecekse bir sonuç açıklar onu ondan sonra markalarda nasıl bir şey yapacağını görür. Hani karar bu şekilde kalmaya devam eder ve Google artık ben servislerimi vermiyorum derse o zaman büyük sıkıntı sadece Samsung değil birçok markayı da ciddi oranda etkileyecektir. Çünkü hani Google servisiyle zaten tam manasıyla bir telefon kullanımı söz konusu. Ha tabii ki indirme mümkün ama yani direkt lisanslanmıyor olması da ayrı sıkıntılar yol açacaktır. Onu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Hani Samsung'un bir stratejisi olarak düşünmemek lazım bunu. Diğer markalar en azından şimdilik sessiz ve onlar da takip ediyordur süreci. İlerleyen günlerde göreceğiz ne bekliyor bizi. Seçkin Yıldız sormuş, internetten alışveriş yaparken alışveriş sitelerinin ürünü kargolama ve teslim etme süreleri konusunda başına buyruk davranmasını nasıl yorumluyorsunuz?
Bu konularda yasal süreçler nelerdir ve yeterli midir? Ayrıca gelen kargocunun ürünü kontrol etmemize izin vermeden teslim etmeye çalışması ve kontrol etmeye çalıştığımızda hoyratça ve ters davranması yasal mıdır? Bu konuların hepsiyle ilgili genel bir bilgilendirme videosu çekmeyi düşünüyor musunuz? Bütün ekibe sevgiler ama özellikle Ersin abiye seslenmek istiyorum. Abi seviliyorsun ve örnek alınıyorsun. İyi çalışmalar demiş. Seçkin, öncelikle bu harika video fikri için teşekkür ederim. Aklımda yoktu ama çok doğru. Özellikle bu cuma indirimlerinden sonra benim de mesela Kasım'ın sonunda verdiğim sipariş Aralık'ın 16'sında 17'sinde geldi. Türkiye henüz bu... Önümüzdeki yıl inşallah. Yani bir ay geçti neredeyse. Türkiye ne yazık ki bu çaplı büyük alışverişleri henüz kargo sistemi olarak kaldırabilen bir yapıda değil. Ne yazık ki o kadar gelişmiş kargo sistemlerimiz yok. Yani gelişmiş kargo sistemi değil. Bence doğru düzgün bir kargo sistemimiz yok. Hani internet i̇şte sitelerini... En ufak bir patlıyor zaten. Aynen, hani yani. İnternet sitelerini yok. Bir de onu geçtik, hani herhangi bir şekilde zaten ne Avrupa'daki ne Amerika'daki gibi bir kargo sistemimiz yok. Hani şeye gir bak, hani herhangi birine, herhangi bir kargo firmasını sorduğunda hiçbirine iyi dendiğini duymazsınız. Hani kötünün iyisi. Bir bölgede, hatta şeye göre de değişiyor bu. Şubeye göre de değişiyor. Bir bölgede yurt içi kargo iyi diyorlar. Bir bölgede Arasa iyi diyorlar. Bir bölgede UPS iyi diyorlar. Ama genel kanıda hiçbir zaman özellikle kargo aşamasında firmalar gereklediğini yapmıyor. Zaten internette binlerce video görüyoruz kargoların nasıl taşındığı, nasıl atıldığına dair. İkincisi, geldiğinde bile gerçekten adam hani zili çalma gereksinimi duymadan gittiğini çok fazla görüyoruz. Hani ben bizzat ya zaten İzmir'deyken yaşamıştım. Bilerek de yapıyorlar onu. Hani eve çıktım, balkondan bakarken önümden yurt içi kargo arabası durdu. Aa dedim, gelecek, hani zile bas, şey, otomatiğe basayım. Aradan bir 5-6 dakika geçti. Herhalde dedim yoktu. Aşağı indim, geldik yoktunuz yazısı vardı. Hani kargo arabası duruyor. Yerim zile ona, çalıp verse hani ben yukarıdayım. Kargo sistemi bitecek yani. Hani o sonra direkt şubeye yani. Gittim zaten. Olayı anlattım. Yok dedi, o önceden gelmişti. Ben şey, dağıtıcı değildim, topluyordum falan filan diye şey yaptılar. Ama hani bizzat yaşadığım olay. Ve bu tarz durumların çok fazla yaşanıyor olmasından, bir de üzerine internet sitesinde işte bu Black Friday olsun ya da farklı dönemlerde gelen toplu satın alımlar olduğunda İyice komple farklı. Kilitleniyorlar yani. Hiçbir zaman ya düzgün bir sistem sonuç olarak çok iyi bir video fikri. Ben bu konuyu araştıracağım çünkü yasal konularda çok ciddi elimdeki net verilerin ne olduğunu bilmiyorum. Şey konusunda, hani orada direkt belirttiği, seçkinin belirttiği konuda, senin zaten internetten sipariş aldığında siparişi kabul ettikten sonra belli haklarını kaybediyorsun. Yani senin orada açabilme, özellikle kapıda ödeme sistemini satın aldığında. Ama yok, şöyle de bir yasal hakkın var. İnternetten bir ürün aldığın için teknik olarak görmediğinden aldığından, aynen öyle. Yani ben bunun köşesini beğenmedim deyip bile iade etme hakkın var. Orada kabul edip etmeme aslında. Ama internetten sipariş verirsen şey tarafında bir şey da kargo şirketinin orada senin hani o sorunsuz teslim ettim, özellikle elektronik ürünlerde sana bir imza tamam, alıyor. Tamam, işte beğenmedim deyip de... Yok biliyorum. Benim dediğim kargo firması tarafındaki. Yani orada imzalamadan aslında bekliyor olması lazım. Kırıldı mı etti mi falan, evet, diye. Somurtuyor işte, yok sen imzanı at sonra gelir verirsin falan filan yapacak bir şey yok. Somursun, işi bu yani ve sizin de hakkınız bu. Ya adamlar hani... Hadi diğer iyi taraftan bakıp hani gündür bütün gün boyunca dolaşıyor biraz onun etkisinden dolayı ama senin görevin bu şimdi. Her işin zorluğu var, yapmayacaksın o zaman yani. Yani işin o tarafı da var, ne kadar zorluyorlar ediyorlar kendi işlerinde bilmiyorum ama senin orada eğer bir imza alacaksan kargoyu sorunsuz teslim aldığına dair adamın kontrol etmesini beklemen lazım. Ben çoğu zaman diretiyorum, hani somurtan da oluyor, tartıştığım da oluyor hiç ses etmeden. Tabii ki deyip bekleyenler de oldu ama ben mümkün mertebe hani o tarz konuda adamı bekletiyorum yani. Beklemeyecekse de imza atmıyorum diyorum. Her türlü beklemesi gerekiyor. İmzayı almadan da gidemiyor gibi bir durum var ama evet, video fikri olarak çok güzel olur. Güzel bir şey olmuş. Ali Kara sormuş. Kanalı severek ve beğenerek takip ediyoruz. Teşekkür ederiz. Gerek yemek yerken gerek uyumadan önce videolarınızı izliyoruz. Kanalın daha geniş bir görüşe hitap etmesi gerektiğini düşünüyorum. Elektrikli araçlar, ev eşyaları, tıptaki teknolojik gelişmeler, yazılımlar ve benzeri. Kanalınızda bunların eksikliğini hissediyor musunuz? İleride bu geniş teknolojik gelişmeler için çalışmalarınız olacak mı? Ali, yani tabii ki hepsini, ya mesela tıptaki teknolojik gelişmeler belki yetkinlik olarak bizim çok iyi olmadığımız bir konu olduğu için onu bir kenara bırakıyorum ama hani bazı konularda mesela biz daha önceki şeylerde de videolarda da Ersin abiyle çok söyledik. Özellikle ev teknolojileri konusunda çok ciddi bir şeyler yapmak istiyoruz ama orada hem bizden kaynaklı zamanın kısıtlı olması, ev teknolojilerinde çoğu ürünün gönderilmemesi, ürüne ulaşamama,
bazılarının boyut anlamında taşımasının ve yine o nedenle gönderilmemesi gibi problemler nedeniyle tam istediğimiz gibi yapamıyoruz. Ama zaten kanalı takip ediyorsanız göreceksinizdir. Hani yavaş yavaş böyle hem eğlenceli hem telefon ve hani ana yaptığımız işler haricinde de farklı işler yapmaya çalışıyoruz. Zenginleşirse sevinirim ben de. Daha iyi olur. Hani bizim de ana şeyimiz o. Hatta çok farklı farklı içeriklerde gelecek yakında. Ev eşyaları konusunda evet Kerem Akla, hani belli başlı ürünleri tamam inceleyebiliriz ama büyük ev aletleri ya da beyaz eşyaya girdiğinde iş biraz daha ya televizyon oluyor. Bile alamıyorsun. Yani bize Philips'ten başka son dönemde televizyon gönderen şirket yok. Yani hem işte hani dert onlar için sonuçta büyük bir ürün, hem de şimdi örnek veriyorum beyaz eşya incelemen gerektiğinde de onu kullanman lazım. Eve mi getirecekler, sonra ofise getirip çekim mi yapacaksın falan. Dert. Bazı dertleri var ama en azından küçük ev aletleri konusunda tabii ki bir şeyler çıktı, çıkıyor. Çıkmaya da devam eder. Çeşitlilik konusunda da çok farklı şeyler gelecek diye de söylemiş olayım. Emre Rüzgar, öncelikle tüm ekibe teşekkürler. Bizi doğru ve kaliteli içerikleriyle buluşturduğunuzu düşünüyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Tulpar T5 ve 14.1 var. 256'lık bir M2 giriş seviyesi SSD'si varmış. İki slotu, yani iki yuvası varmış. Diğeri için ideal M2 SSD ne alabilirim demiş. Şimdi Emre, bize bütçe belirtmediğin için çok şu an ortada kaldı olay. Bir tane 256'lık SSD'in var. Bir tane de hani 512 GB'lık ve NVMe olan, yani okuma yazma hızları 3000'e ulaşan Adat olabilir, biraz daha fiyat performans. Yok ben hani almışken daha iyi alayım, biraz pahalı olabilir diyorsan Samsung'un NVMe SSD'leri çok iyi. Bir 512 GB seni herhalde kapasite olarak da, hız olarak da çok, yani Kingston'u da tercih edebilirsin. Rahatlatır. Orada bütçen birazcık kısıtlıysa Adata'ya, yok ben hani almışken biraz daha para vereyim ama iyi alayım diyorsan da Samsung'a veya Kingston'a gidebilirsin. Onur Türkoğlu, Bluetooth kulaklık alacağım. Beats Pro mu alayım yoksa Sony WF-1000X XM3 hangisi kullanan var mı demiş. Sen Sony'yi kullandın ama Beats Pro'yu biz kullanmadık. Ya Beats Pro'yu hani arkadaşlarımdan kullandığım oldu ama o da çok hani kısa bir deneyimdi. O sırada abi dinleyeyim tamam güzelmiş. Kulak içi olan bu gibi. Ama. Biliyorum. Hani zaten şimdi buradaki durumda ya WF-1000XM3 özellikle gürültü engellemede çok çok iyi. Ve ben niyeyse hani kendi şeyim, görüşüm ve arkadaşlardan test ettiklerimden de baktığımda Beats her zaman niyeyse bana şişirilmiş bir marka gibi geliyor. Hani ya şey olarak bassları falan işte çok şey yapıyorlar. Çıkartıyorlar. Dinleyiş olarak kötü değil tabii ki ama bayağı hani, iyi yorumları var Beats. Evet evet biliyorum. Hani şey değil zaten, kötülemek istemiyorum. Sadece bana öyle geldiğini söylüyorum. Ama zaten şu anda hem ben kendim denediğimden hem de dünya genelindeki birçok teknoloji içerisinde ya da kendi kullanıcı deneyimlerine baktığında Sennheiser Momentum'la Sony WF-1000XM3'den iyi bir kulak içi kulaklık bulamıyorsun. Tam kablosu TWS kulaklıklarda. O yüzden bunların ikisinin arasında Beats Pro'yu çok denemedim. Kısa bir deneyimim oldu. O yüzden Sony'yi tercih ederdim. Ama bir de şu anki fiyatını da tam bilmediğim için senin bütçenin şeye de Sennheiser Momentum'a da mutlaka bir göz at diye de söylemiş olayım. Sevgili Sina Polat yazmış. Kerem merhaba, hatırlıyorsan telefon tamir edildikten sonra su geçirmezliği konusunda bir soru sormuştum. Evet ben de evet, onu da yol alamamıştım. Sina kendi sorup kendi çözüme ulaştırmış neyse ki. Süreci sonuçlandırdım. S9 cihazımın parmak izi okuyucu kaplaması çıkmıştı. Mecburen servis kapağı açarak değişim yaptı. Sonuç olarak su geçirmezliği gitmedi ve servis cihazı kapağı kapatıldıktan sonra su geçirmezlik testini de yaptığını söyledi. Aynı zamanda Samsung servisi işini çok geliştirmiş. 2 saatte cihazı onarıp geri verdiler. Bilgin olsun demiş. Çok sevindim Sina. Umarım Samsung'un servisi herkes için bu kaliteye ulaşmıştır. Gözün aydın. Su geçirmezliğe de böylece senin soruna yine senin sayende cevap vermiş olduk. Ben de bu arada bu yönde bir servise görüşüp bilgi almıştım ama ondan sonra diğer servislerle falan da görüşüp ortak bir bilgi oluşturamayınca öyle kaldı o bilgi, kusura bakma. Ama ne olursa olsun sadece benim tavsiyem hani test yapılıyordur. Yine de çok gayet cesaretli olmayı. Yani servise gidip işte ekran ya da arka cam değişimi olan ürünlerde
Tabii ki aynı şey sonuçta o kullandıkları işte nasıl tutkalı diyeyim şimdi yapıştırıcısında da bir su geçirmezlik durumu vardır ama servise giden cihazlardan sonra su geçirmezlik konusunda her zaman biraz daha dikkatli olun. Hani ben normalde özellikle işte S9'u falan kullanırken çok böyle işte ekran yağlandığında suyun altında temizler geçerdim. Ama bir servise gidip gelse onu yapmam en azından. Hani biraz daha dikkatli olurum. Dikkatli olmakta fayda var ki servise gitmese bile bence tabii suya ki dayanıklı cihazları durduk yere. Hani bir şey dökülür ona zaten yapacak bir şey yok ama hani siz kendiniz bence sokmamaya çalışın. Asıl geçilmezlik zaten onlardan dolayı. En güzeli o. Barış Alanyalı sormuş. Ekibe selamlar. Selamlar Barış. HVP dergisi neden Turkcell dergilikte devam etmiyor? Teşekkürler çünkü HVP dergisi Haziran ayından bu yana hiçbir yerde devam etmiyor. Tamamen YouTube ve web sitesi üzerinden ayrıca işte bizim Yeni Birlik gazetesi, Modyo gibi işlerimizle devam etme kararı aldık. Artık dergi çıkartmıyoruz. Daha önce de birkaç videoda söylemiştik ama öyle bir duyuru yapmadığımız için aynen, herkes bilmiyor doğal olarak. Aslında. Aynen böyle. Öyle bir durum var yani. Abdülkadir Çelen, 2019'da çıkan en beğendiğiniz telefon tasarımsal açıdan diye de belirtmiş. Hemen düşünüyorum. Tasarımsal açıdansa şey ya, Motorola'lar hazır. Yani güzel tasarım da en çok beğendiğim benim telefon. Sevdiğim hani tam böyle katlanabilir yapıda olduğu için ben direkt şu an ilk aklıma gelen böyle ya ampul oldu. Ya ben şeyi oldu. Çok beğenmiştim de Türkiye'de çıkmadı. Fuarda görmüştüm. Ya IFA'ydı ya da MWC'ydi galiba. Lenovo'nun tam ekran bir telefonu vardı ya. Onun çünkü hem arkasındaki o kırmızı çerçeveler, zaten tam ekran olması. Lenovo'nun Z'li bir şeyiydi galiba. Z40 diye isim var ama tamam. Orada Vestel'e de gitti o. Aynen yani bilenler yazacaklardır yoruma. Bu sene çıkan Lenovo'nun tam ekran fiyat performans da bir cihazdı. Çok uygun fiyatlıydı 855'e gelmesine rağmen. Ben en çok onu beğenmiştim. Hatta bir story atmıştım o telefonu böyle çekip. Hiç unutmuyorum bayıldım yazmıştım üstüne. Mobil Dünya Kongresi'ydi. Hala o geliyor aklıma. Hatırladım. Evet evet MWC'ydi. Standını bile hatırladım aynen, böyle. Aynen kırmızıydı falan. Çok güzel telefondu. Onu beğenmiştim. Eyma Özsoy, full ekran seven birine önereceğiniz telefonlar sıralama yaparsanız oo, sevinirim. Çok fazla var ya. Demiş yani tam ekran yine de çok yok Türkiye'de. Hani Mi 9T ile başlıyor. Yani fiyat performans olarak Mi 9T veya Mi 9T Pro artık orada ne kadar oyun oynuyorsun ne kadar oynamıyorsun karar kılıyor. OnePlus 7 Pro falan da çok güzel ama çok ağır ya. Yani 7T Pro da aynısı büyük zaten. Evet, sadece yani ben güncellenmiş o yüzden hali. Özellikle kadınlara çok önermiyorum ki çoğu erkeğin de gündelik hayatta sorun yaşayacağı bir büyüklükte ve ağırlıkta. Onun dışında yani orta segmentte işte Honor 9X'tir, Huawei Y9 Prime'dir. Çok önerdiğim böyle çok öne çıkan telefonlar değil ne yalan söyleyeyim. Ya şu an aslında tam böyle şey olmuş. Mi Mix 3'ün pil ömrü falan çok dert. Bir güzel de o telefon şey, da eski hani, değil. Mekanik olması da ayrı bir dert. Ha o gerçi şey kızaklı. Kızaklı mekanik olması değil de. İşte mekanik diye kastettiğim o. Hani, evet. Kızaklıları çünkü en büyük derdi bence kısa bir süre içerisinde tozdan ya da kumdan kirden hani araya kaçma ihtimali fazla olduğu için bu sefer artık hışırtı çıkarma ya da artık çizilip bozulma ihtimali daha yüksek diye düşünüyorum. Olabilir. O yüzden benim de direkt aklıma gelen işte Mi 9T oldu zaten ya o tarafta. Devam ediyorum. Enes Yıldırım, siz de Samsung Türkiye'nin açıklamasını benim gibi yetersiz ve samimiyetten uzak buldunuz mu? Huawei'de Mate 30 gelecek demişti ama gelmemişti. Samsung'un açıklaması sizde de Huawei hissi yarattı mı? Enes Yıldırım, ya zaten hani böylesi şirketlerin böylesi konularda yaptığı açıklamalar hiçbir zaman samimi değildir arkadaşlar. Sadece Samsung için değil. Onlar yapmaları gereken açıklamayı yaptılar. Zaten hani bu bilgi sızdıktan sonra inanıyor muydunuz Samsung gibi büyük %50 neredeyse pazar payına sahip bir firma çıkacak ve diyecek ki evet biz getirmeme kararı aldık. Yani marka algısına çok ciddi zarar veren bir konu olabileceği için onlar günü kurtarmak, insanların gazını almak için açıklama yapıyorlar. Çok da doğal. Samsung bir de hani beklendiği doğal için herhangi bir açıklama o taraftan. Evet hani yani onlar şu an Google'la rekabet kurumu arasındaki olayın sonuçlanmasını bekliyorlar. Zaten eğer oradan kötü bir karar çıkarsa onların da yapacağı bir şey yok. Evet böyle bir açıklama yapmıştık ama mevcut şartlar atıyorum getirmememizi zorunlu kılıyor deyip getirmeyecekler belki. Hani yapacak bir şey yok. Emre Yiğit, merhabalar. Benim sorum televizyon hakkında olacak. Philips The One 55... Mert'i atladın mı? Aynen. Bir üstü. Mert Bora Demir, bunu patronlara soracağız.
Parveri Plus'a ortak, hissedar nasıl oluruz? Biz halka açık bir şirket değiliz, hissedar olamazsın. Ortak nasıl olabilirsin? Onu öğreneceğiz. Halka arzı da. Yeni söyleyeyim. Yatırımcılara açık mısınız? Sorun patronlara. Zaten bana soracak halin yok. Mert bana demir. Ersin Mehmet. Duyulmuyordur abi, gelsene. Yok yok, siz söyleyin. Mert kaç lira parası var, bana mail atsın. Mert kaç lira param var, onu Ersin abiye mail atacak mısın? Bir de diğer patron ne diyor, onu da öğrenelim. %33 hisseye ortak olabilir diyor, eğer parada anlaşırsak. Aynen öyle. Büyük ihtimalle. Tabii. İyi parası varsa %100'üne de ortak olabilir. İyi parası varsa %100'üne de ortak olabilirmişsin. Şimdi televizyon sorusuna geçebilirim. Emre Yiğit sormuş. Philips The One 55 Plus 7304 televizyonun tüm videolarını izledim. Bu cihazın hiç dezavantajları yok mu? Hep iyi yanlarından bahsetmişsiniz. Ben LG 55SM 8200 arasında kaldım. Sizin tercihiniz ne olurdu? Şimdi 55 Plus 7304'ün benim özellikle internette kullanıcılar tarafından gördüğüm dezavantajları, dahili uydu alıcısından genellikle memnun değil insanlar. O dahili uydu alıcısından izledikleri zaman karşılaştıkları görüntüyle dijital bir servisten veya harici bir uydu alıcısından izledikleri görüntünün daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bazı insanlar renk konusunda mutsuz olmuş. Ben kendi incelediğim modelde burada renk konusunda çok bir sıkıntı görmedim ama de, yani şöyle de bir bilgi var. Renk konusunda sıkıntı yaşayanları yine o dahili uydu alıcısını kullandığı gibi bir durum söz konusu. Bazen Android ile ilgili problemler olabiliyor. Yani işte ağ bağlanmıyor, Google Play'e giriyorsun, atıyor, bir daha girmen gerekiyor falan. Evet. Böyle şeyleri var. Karşılaşabileceğin, tabii herkes karşılaşacak diye bir durum da yok da böyle bir dezavantajları var. Ben 55 Plus 7304'ü çok öneriyorum. Niye öneriyorum? Fiyatı uygun kendi rakiplerine göre. HDR, HLG, HDR10, Dolby Vision'ı hepsi televizyonda var. 4K Android var ve hiçbir markada olmayan Ambilight var. Şimdi bu fiyata bunlar bence iyi. Tabii ki eksileri de olabilir. Ben soruyu yanlış anlayıp geldim ama birinden de doğru anlamışım. O yüzden şey yapabiliyorum, ne derler, konuya girebilirim. Şimdi soruyu bir okuyalım ilk önce. İşte TV hakkında Philips The One 55 inç'in tüm videolarınızı izledim diyor. Ya onun şunu da söyleyeyim, çok özür dilerim. Tamam. LG bahsettiğim modelle ilgili yorum yapmadım çünkü gerçekten hiçbir fikrim yok. Ben şu an hani bilmiyorum, modeli bile görüp hani internetten ben bakmam lazım. Ben sadece 55 inç olduğunu anladım zaten. Aynen. İşte LG falan, ya da LG değil de bize sadece Philips televizyon gönderince böyle oluyor. Televizyonu çok gayet iyi biliyoruz, kullandık, inceledik. Ama mesela LG göndermiyor, Samsung göndermiyor, Vestel göndermiyor, bilmiyoruz. Şimdi bizim kanalda şu anda kim kullanmak ister seviyesi devam ediyor. İki video yayınlandı, üç video daha yayınlanacak. Toplam 5 video olacak. Cihaz da şu anda 4. kullanıcısında değil evet. mi? 5. kullanıcı olmak için hala herkesin şansı var. Ben o yorum videolarının da altında, o yorum videolarını paylaştığımız sosyal medya mesajlarının da altında bu cihazın hiç eksiği yok mu diye soran arkadaşlara rastlıyorum. Belki mesela bir tanesi de Emre. Şey olabilir, Emre olabilir bunu soranlardan. Ona cevap vermek için geldim aslında. Şimdi bakın, biz kim kullanmak ister seviyesinde cihazı herhangi birinizi veriyoruz. Ve onun deneyimlerini dinlemek istiyoruz. Yani ona şöyle bir şey söylemiyoruz. İnceleme yaptırmıyoruz. Mesela. Aynı öyle. Al bu televizyonun bize iyi yanlarını anlat ya da al bu televizyonun bize kötü yanlarını anlat demiyoruz. Aslında biz hiçbir şey demiyoruz. Hiçbir al şey diyoruz demiyoruz. Yani. Sadece. Zaten sizin görüşünüze katılan arkadaşlar da bunu destekleyecekler de. Şimdi 200 kişiden fazla insanı bugüne kadar bu ofiste konuk ettik. O yüzden şahidimiz çok fazla bu konuda. Hiç kimseye video öncesi sen cihazla ilgili şunu söyle, şunu söyle, bunu söyleme filan gibi bir telkinde de bulunmuyoruz. Kim kullanmak ister seviyesinde de bu böyle. Şimdi alan arkadaş, kullanan arkadaşlar cihazı neyi anlatmak istiyorlarsa onu anlatıyorlar. Şimdi mesela bir iki tane yorum daha var. Deniyor ki Ambilight ve Android'den başka bu cihazda konuşulacak bir şey yok mu? Diyor. Evine alıp bu cihazı bir hafta boyunca kullanan arkadaş eğer Ambilight ve Android TV'den başka bir şey anlatmak istemiyorsa bizim ona çalışmadığı yerden soru sormak, kameranın karşısında sonuçta birlikte bir iş yapıyoruz, yani adam başvuruyor kullanayım diye, biz de telefonu, televizyonu ona veriyoruz. Mesela şöyle bir şey sormak gibi bir şeyimiz yok.
Peki enerji tüketimini nasıl buldun? Bakmamıştık ya. Bakmadı yani. Bile filan gibi. Eğer baktıysa... Bu arada şeyde şu an yayınlanmayan bir o şey videosunda eleştiri var. Var mı? Var, okay. Olumsuz yorum var. Ya tamam. O tamamen katılanın yani gördüğü, görmediği şeyler. Zaten şöyle bir durum var. Genellikle Android, zaten en son Vestel Android kullanmaya başlayacak yanlış bilmiyorsam. Başladı. Türkiye'de, Türkiye'de genel olarak satılabileceğin en bilinçli tek cihaz Philips. Kullanıcı daha önce Philips kullanmamışsa haliyle ilk göreceği ve etkileneceği özelliği Ambilight. Akıllı televizyon kullanmıyorsa ve farklı marka kullanıyorsa da Android deneyimini farklı olarak görüp, yani genel olarak bunların ikisinin konuşulması cihazın temel iki özelliğinin olmasından kaynaklanıyor. Şimdi mesela yine bazı arkadaşlar divan üstünden konuşuyor. Bazı arkadaşlar bana özel mesaj da gönderiyorlar. Diyorlar ki abi divanı çok şişirmiyor musunuz? İşte sonuçta 50 Hz bu televizyon bilmem ne filan diyorlar. Ben de onlara şunu söylüyorum. 4800 liraya tüm bu özelliklere sahip 50 Hz'den daha yüksek. Mesela 100 Hz bir televizyon buluyorsan onu şey git o zaman onu al. Ya da 20.000 lira verip OLED alabiliyorsan tabii yani. Git o zaman OLED al zaten. Divan o zaman sana göre değil. Biz divan için ne diyoruz? Şimdi mesela Kerem'in biraz önce sen söyledin ya işte şu su var bu su var filan filan. İnsanlar ne yazık ki bunu sırf divanda değil her cihazda bunu böyle söylediğimiz zaman o cihaza kefiliz, o cihazı çok öneriyoruz ve o cihazın televizyon olsun, telefon olsun, ne olursa olsun piyasadaki tüm diğer benzer cihazların daha iyi olduğunu iddia ediyoruz filan zannediyorlar. Meizu 16.'da da bu böyle olmuştu. Vakti zamanında ben işte Zenfone 3 ve Lenovo P2, P2'ydi değil mi? Önerdiğim zaman da bu böyle olmuş. Ya bir de şöyle o günün şartlarında o parayı alınabilecek en iyi cihaz diye gördüğümüz için söylüyorum. Ya bir de kullanımdan aslında ortaya çıkan farklılıklar da var. Mesela biz işte çok birkaç ay önce 7504'ü inceledik burada. Ben mesela internetle alakalı hiç sorun yaşamadım. Sonra işte daha yayınlanmayan katılan insanlardan biri sevgili Ufuk. Onun evde mesela modem yanında bir kablosuza bağlanma sorunu yaşadı mesela falan. Hani kabloyla çözdük. Ürün aynı ürün. Ama farklı bir deneyim olabiliyor. Ya da ben burada atıyorum kabloyla televizyon seyrediyorum ya da direkt Netflix'ten dijital seyrediyorum. Her şey arka görünüyor. Adam kendi dahili uydu alıcısını kullanarak bir şey izliyor. O görüntü ona iyi gelmiyor falan. Yani böyle farklılıklar da olabildiği için her zaman bazen ortaya çıkmıyor her şey. Bir de televizyonla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra konuyu çok uzatmayalım. Her çektiğimiz televizyon videosunun altında İşte ekran parlaklığı, yenilenme şeyini test etmemişsiniz bilmem ne filan gibi yorumlar görüyorum. Bakın şu an Türkiye'de bana soracak olursanız hiçbir yayın, yani sadece YouTube kanallarını kastetmiyorum, web siteleri, hala varsa dergiler filan filan, hiçbir yayın gerçek anlamda bir test yapmıyor. O bazı arkadaşların cep telefonlarına koyup ekranla ilgili veri aldıkları uygulamaların da, ücretsiz uygulamaların da çoğu aslında sizin kişisel bilgilerinizi bir şekilde almak için ya da size reklam göstermek için uydurulmuş olan uygulamalar. Yani aldığınız sonuç mesela hatırlıyorsun sen bir tane telefon için şeydi GSM Arena'da çıkan 20 niti mi ne söyledin? Mia 3. Onlar kullanıcılar yok hayır biz bakıyoruz 40 nit filan dediler yani şey olarak hani marka 20 nit açıklıyor telefon. Ya orada farklı işte bir sürü ama, yerden farklı bilgi var yani zavucuda. Evde yaptığınız ölçüm keza bizim de şurada televizyonu izlerken yapacağımız ölçüm o kadar doğru bir ölçüm değil teknik anlamda. En doğru ölçüm ne biliyor musunuz? Kim kullanmak ister seviyesindeki arkadaşlara söylüyorum bunu. Televizyonun karşısına geçip oturduğunuz zaman herhangi bir şey seyrettiğin zaman, canın ne seyretmek istiyorsa, belgesel, futbol maçı, film filan filan, keyif alıyorsan izlediğin görüntüden, bence en doğru şey bu. Ne derler? Görüntü bu. Ha, eğer keyif alıyorsan ve o televizyon sadece 5000 liraysa, senin de verecek 50.000 liran varsa, daha çok keyif alacağın bir şey bulursun zaten mutlaka 50.000 lira karşılığında. O yüzden bunları çok dert etmeyelim. Şeye bakalım, kim kullanmak ister seviyesinde insanların deneyimlemine bakalım sadece mümkün olduğu kadar. Yok zaten ha gerçi tüm videolarınızı izledim dedi onu kapsıyor. Tamam. Eyvallah. Son sorumuz Anıl Erbakı sormuş. Tam kablosuz olmayan Bluetooth kulaklık öneriniz var mı? Özellikle bas ağırlıklı. Yine içerisinde bütçeden eser olmayan bir soruyla de, karşı şimdi, karşıyayız. Şey, kulak üstü mü birbirine bence bağlı kablolu. Yok, aynen büyük ihtimalle kablosuz yani Bluetooth'la kullanabildiğin ama işte o şeyler birbirine gibi. Kabloyla bağlı olalım diyor. Bütçe söylememişsin. Ben herkese önerdiğim fiyat performans olarak çok iyi olan
Huawei'yi EM61'i öneririm. Aynı şekilde Honor EM61 adıyla da bulabilirsin. Birebir aynı. Sadece isimleri farklı. Hangisi ucuzsa. Yazı farklı. Aynen. Bununla alakalı bir video çekmek istiyorum da. Ali'den biraz korkuyorum. Şey de var. Flypos. Flypos. Daha çok var. Saat var. Aynı ürünler ama ilk defa ama tam tersini Türkiye'de gördük. Evet. Hep önce Honor 20 çıktı. Sonra şimdi de 5'te Honor 20'nin daha janjanlısı. Huawei Nova 5'te çıktı. Orada da tasarımda da bir şey değişiyor. Bu saydığım ya kulaklıklar bu da hiçbir şey değişmiyor. Hep birbirini şey yapıyor acaba. Tavsiye ederim. Süper kulaklıktır. Çok da bangır bangır bassları falan müthiştir yani. Çok severim. Onu tavsiye edebilirim. Bu seriye sorularınızı HVP Instagram sayfasından Hardware Plus yazarak bulabilirsiniz. Hardware Plus Twitter hesabından ve Facebook'ta da HVP Muhabbet isimli grubumuzda biz her hafta bir gönderi paylaşıyoruz. O gönderinin altına sorularınızı iletebiliyorsunuz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.